ustura bileylemek için. Ustura bileylemek için yine eski bir makasımız. Şimdi jilet kullanıyoruz ama o zamanlar ustura kullanıyorduk. Bu da yine saç tıraşı. Hayat mecbasını şimdi bulmanıza imkanı ihtimal yok. Bir rahmetli Fatma Gerik, ne bileyim bir Türkan Hanım. Herkes bir değerli biriymiş. Telefonlar da müşteriler. Aa telefon var, bende bir telefon var, getireyim evde. Osman amca getiriyor, onu da koyuyor. Böyle telefonlar yani biz telefonculuk falan yaptığımız yok. Bir zamanların ütüsü bu. Tabi içine kömür koyuyoruz bunun. Kömürle ısınıyor. Buradan da sıkıyoruz. Kapanıyor ve ütü. Köylerde eskiden bakır tepsi kullanılırdı. Bunu köyden getirttirdik. Bu köy. O yine bir arkadaş getirdi. Bu da köy. Köylere her gittiğimizde bunu alabilir miyim? Şunu alabilir miyim? Ne yapacaksın Osman amca? Berber dükkanına götüreceğim. Antikacılık var, dayanamıyoruz. Getiriyoruz. Radyo, eskiden Almancılar gelirken omuzlarına bu radyoyu asarlardı. Bunu da bir dostumuz, arkadaşımız getirdi bu gaz. Lambalar, eski lambalar, bir de köylerden aldık. İçine de gaz koyduğumuz zaman şahane lamba oluyor size. Eskiden doğru düz bir bavulu yoktu. Evden çıktığımız zaman böyle tahta bavulla askere böyle uğurlandım. İçine koyduk birkaç malzeme. Askere gidişim budur yani. Bir müşterimin elinde gördüm mesela, aa bu tesbih bende yok. Al Osman amca, as oraya. Ben 40 yıldır yapıyorum. Yeğenimle beraber bu işi yapıyoruz. Bir de bizim bir merakımız var. Haddinden fazla bir merak. Antika merakı. Nerede antika şeyler var? Örneğin antika pazarına gidiyoruz. Oradan bir şeyler buluyoruz. Müşteriler gidiyor, getiriyor. Yani ben kenara çekilmiş gibiyim ama her anda elim burada, bırakmıyorum. Yeğenimle beraberiz. Akşam, sabah geliyorum. Her zaman gelip gidiyorum. Seviyorum burayı. İçim açılıyor. Gözüm gördükçe böyle bakıyorum. Geliyorum bir daha bakıyorum. 15 senedir bu merak bizde başladı. 10-15 senedir bu merakı yapıyoruz. Ama bundan hariç müşteriler de getiriyor bize. Görüyor, dayanamıyorlar. Müşteriler de getiriyorlar. Örneğin bazı şeyler var. Hiç umulmadık şeylerimizi getiriyorlar. Terazi kimin aklına gelir? Böyle bir terazi kalmadı. Toplamaya da devam. İlk neden başladı? Müzik sevdası vardı. Ne bileyim bir Aşık Veysel, ne bileyim Neşet Ertaş. Oradan geldi tamamen. Abi Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay. Öyle öyle ondan sonra bakmışım dükkana eski paralar da gelmiş. Hayat mecbası gelmiş. Hiç ummadığımız şeyler geliyor. Atamıyoruz da. Tesbihler çok önemli. Tesbihleri de kimi görsem, kimin elinde görsem alırım. Hiç itiraz edemezler. Sağ olsunlar, severler, sayarlar. Osman amca derler, bir daha bir şey demezler. Tesbihlerimi de böyle bir merak öyle kaldı. Yani duvarlarda yer kalmadı. Hiç ben birini ayıramıyorum ki, hepsini seviyorum ya. Hepsini, hiçbirini ayırt edemiyorum ki, hepsini seviyorum. Hepsini ama haddinden fazla. Bir gramofon var. Benim müşterilerim randevuyla gelirler zaten. Randevusuz müşteriyi almıyoruz, saatle gelirler. Gelen müşteriler önce burayı bir geziyorlar. Önce burayı bir geziyorlar, daha sonra oturuyorlar. Tıraş olurken dahi gözleri buralarda bakıyorlar. Düzeltiyorum kafasını. Kafasını düzeltiyorum, bu tarafa bak. Bu hastalık, bırakamam onu ben. Devam edeceğim, devamlı toplayacağız. Hiçbir şeyini atamam. Örnek vereyim yani bir eski Fenerbahçe, senelerin Fenerbahçesi, Galatasaray, senelerin öncesi onları getiriyorlar bana. O resmi koyuyorum oraya, mecburum yani. Zaten dükkanım güzel, hoş bir dükkan yani. Dükkan için değiştirme planım, hiçbir şeyim yok. Yapılandırmayı da düşünmüyorum.
Antikaları da koydun mu bizim için daha güzel oluyor. Asla. Bir hanımefendi geçen gün, bu benim asker bağlım. Askere buna gittim ben, almaya gitti, bir hatıra götürüyorum buradan falan dedi, hemen yakaladım, sakın sakın, bu benim asker bağlım, yere götüremezsin bunu, bunu bir kenara atamam. Yani çok retro bir hava var, kendini huzurda hissettiriyor. Tıraş olurken bunları izlemek, böyle bir ortamda olmak, yani bazen çay içmeye bile geliyorum buraya.